Türkiye 1000 yıllık planı hayata sokuyor. Tek ve bir İslam ülkesi. Onların bir hesabı varsa dünya nizamı. Erbakan Hoca hep derdi ki, bugünü anlamak için tarihe, özellikle İslam tarihine bakın. İslam tarihi ise Hazreti Adem'den başlayıp günümüze kadar uzanan ve kıyamete kadar sürecek zamandır. Erbakan Hoca dünyayı imtihan yeri olarak görür ve nizamında gece gündüz olarak tarif eder. Nasıl ki güneş en tepede, en güçlü haline geldiyse, işte o an onun artık zayıflamaya başladığı andır. Ondan sonra gücü azalıp ufukta batar gider. Sonra da dünyaya gece hakim olur. İşte gece ve gündüz hak ile batılı temsil eder. Bizim imtihanımızda dünyayı sırayla bir hak kuşatır, bir de batıl. Arap atasözü der ki, kemalühü zevalühü. Yani bir işin zirvesi onun sonu demektir. Nasıl ki zulmün en kuvvetli anında bir Musa çıkar, Firavun'un düzenini yıkar, Roma'nın en kuvvetli çağındaysa bir İsa çıkar ve Roma'nın düzenini yıkar. İşte kurtarıcılar, peygamberler, küfrün, zulmün, batılın en şiddetli, en güçlü anında ortaya çıkar ve hakkı hakim kılar. Hak azı çoğa, zayıfı güçlüye galebe çaldırır. Son olarak da Peygamberimiz böyle bir dönemde ortaya çıkmış ve küfrün, zulmün en güçlü anında hakkı hakim kılmıştır. Peygamberlerin hayatlarına bakıldığı zaman davalarının en geniş halini görmeden vefat ettiklerini görürüz. Peygamberimiz vefat ettiğinde İslam devletinin sınırları Mekke ve Medine şehirlerinden ibaretti. Günümüzde gecenin dünyayı kuşattığı ve zulüm had safhada olduğu, oluk gibi Müslüman kanının aktığı bir dönemdeyiz. Yani gecenin aydınlığa döndüğü bir dönem. Muhiddin Arabi ve öngörüsü. Muhiddin Arabi, Endülüs'ten Hicaz'a doğru yola çıkarken Allah'a yalvarmış. Ya Rabbi, ne olur bana ömrümün sonuna kadar geçecek zahiri ve batini ahvalini göster. Cenab-ı Hak onun bu duasını kabul etmiş. Murakabeye dalan Şeyhül Ekber'e gayb alemini açmış ve birçok acayibat göstermiş. Hazreti Muhiddin der ki, kıyamete kadar gelen kutupları isim ve nesepleriyle ifşa edebilirim. Fakat her asrın halkına merhameten gizledim. Çünkü aşikar olan şeye itiraz etmek insanı felakete sürükler. O yüzden Arabi gelecekle ilgili isim vermez. Olayları ve isimleri özellikleriyle anlatır. Osmanlı'nın kuruluşunu işaret ettiği gibi yıkılışını ve sonrasını da işaret eder. Benim kitabımı veli olmayanlar okumasın diyen Muhiddin Arabi, Fütuhat-ı Mekkiyesinde der ki, İslam uzun yıllar hakimiyetini sürdürecek ve bu en nihayetinde son bulacak. Kısa bir fetret devrinden sonra. Arabi zirvede iniş alametleri başlayan ve zeval bulması bile 3 asır süren Osmanlı'yı işaret ederek, yıkılması ve halifeliğin kaldırılmasıyla da İslam'ın dünya üzerindeki hakimiyeti ve bir güç oluşu ortadan kalkmıştı. Yahudiler 1897'de İsviçre'nin Basel şehrinde, daha sonra adı Theodor Herz olacak salonda toplanıp karar aldılar. Ve Theodor Herz 2. Abdülhamid'e gelip Osmanlı'nın tüm dış borçlarını ödemek karşılığında Filistin'den toprak parçası istedi. Abdülhamid Han'dan kanla alınan topraklar ancak kanla verilir cevabını aldıktan sonra tekrar Basel'e dönüp yeni kararlar alarak 100 yıllık plan yaptılar. İlk 25 yılda İsrail devletinin kurulmasındaki engel olarak gördükleri Abdülhamid Han'ı tahttan indirdiler ve Osmanlı'yı yıktılar. İkinci 25 yılda ise Çanakkale'ye gönderdikleri 40 kişilik katır birliğinin karşılığı olarak İngiltere ve diğer büyük devletlerden İsrail devletinin kurulmasına destek aldılar. Yüzyılın sonunda ise Büyük İsrail'in dünya hakimiyetinin önündeki engel olan İslam ortadan kaldırılacaktı. Batı ve Siyonistler dünyayı ve İslam alemini uzun ve kısa vadeli planlarıyla kuşattılar. Osmanlı'dan sonra onların karşısına çıkacak ve planlarını bozacak kimse çıkmadı.
Çıksa da bu hareket ve düşünceler onlar tarafından bertaraf edildi. Onlar devlet veya İslami hareketleri çeşitli yöntemlerle işlevsiz hale getirmeyi iyi şekilde başardılar. Bu bölerek, parçalayarak, içeriye adam sokarak, adam satın alarak, ikbal vaat ederek ve kişisel zaaflardan faydalanılarak vesaire gerçekleşir ki bu liste uzar gider. Buzdağı, Erbakan ve Erdoğan, Fetret Devri. Osmanlı'yı yıkmış olan Batı ve Siyonistler, Türkiye'de oluşan uyanış hareketine yeniden Büyük Türkiye ve İslam Birliği'nden bahseden Erbakan Hoca'ya müsaade edemezlerdi. O zaman gördükleri tablo şu şekildeydi. Erbakan Hoca, kafası çalışan, yüksek idealleri olan, etrafına da zeki insanları toplayıp oyuna dahil eden, bakan, belediye başkanı, milletvekili yapan ama son merhalede kendi koltuğunu terk etmek istemeyen bir lider. Erdoğan'a gelince genç, hırslı, hatta itirazlı, lider vasıflara sahip, bir yerlere gelmek isteyen, hocanın yöntemleriyle iktidara gelinse dahi muktedir olunamayacağını, sistemle daha entegre çalışılması gerektiğini anlayan bir konuma gelmişti veya getirilmişti. Refah'ın 94 seçim zaferinden sonra Banu Avar, yurt dışından konuyla ilgili program yapmak için arayan ajanslara yardımcı olduğunu belirtip, Erbakan ile bağlantı kuracağını belirtse de, tüm ajanslar Gül ve Erdoğan'la röportaj yapmak istediklerini belirtiyordu. Bizler de daha Erbakan başımızdayken Erdoğan'ın yaptığı konferanslarda Başbakan Erdoğan diye bağırıyorduk. Fakat salonlarda bu sloganları kim attırıyordu? Erdoğan'ı ve tabanı bu yönde kim harekete geçiriyordu bilmiyorduk. Siyonistler Erdoğan üzerine oyun oynamaya başlamıştı. Erdoğan hep hocanın veliahtı olarak görülüyordu. Hangi lider partisinde kendisine rakip ister ki? Aslında ayrılığın kıvılcımları burada başlamıştı. Ve Erbakan, Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığını veto etmiş, yerine başka isim önermişti. Çünkü İstanbul'u yöneten Türkiye'yi de yönetirdi. Ancak İstanbul Teşkilatı isyan etmiş ve Erbakan Hoca mecburen Erdoğan'ı aday yapmak zorunda kalmıştı. Bu arada Refah Yol hükümeti kurulmuştu. Bu kadar güçlü dindar bir iktidar menfaatlerine tersti. Bir yıl bile iktidarda tutmadılar. Ecevit haykırıyordu. Bunların partisini kapatmak yetmez. Bunları bölmek lazım diye. Bu arada Erdoğan hapse girmiş ve parti çalışmalarına başlayarak aynı zamanda da bölünmenin fitilini ateşlemişti. O zamanlar çok duyumlar alıyorduk. Erdoğan'ı bu bölünme işinden vazgeçirmek için çok kişiler araya girmişti. Hatırlı kişiler, alimler, hatta Kabe imamının dahi gelip dil döktüğünü duymuştuk. Fakat hiçbirisi fayda etmemişti. Bölünmeyle beraber zamanla Erdoğan'ın önü açılmaya başlamıştı. Aynı Milli Selamet Partisi'nden aday olan, sonradansa partiyi bölüp ANAP'ı kuran Özal'ın önünün açılması gibi. Erdoğan, BOP eş başkanı olmuştu. Avrupa Birliği ile hızlı ilerlemeler sağlanıyor, Koç'la, Aydın Doğan'la açılışlar yapılıyor, TÜSİAD'la arası da çok iyiydi. O dönem başörtüsü sorulduğunda şu an gündemimizde değil diyor, başka bir açıklamasında da AK Parti din eksenli bir parti değildir diyordu. Zinayı serbest bırakıyor, domuz etini kasaplık hayvan statüsüne sokuyor, hatta ABD askerine, ülkelerine sağ salim dönmesi için dua ediyordu. Irak Savaşı'nda ABD'nin karadan cephe açması için meclisten fezleke geçirmeye kalktıysa da Erbakan Hoca'nın milli görüşçü milletvekillerine yaptığı markaj neticesinde fezlekenin geçmesi engellenmişti. Milli görüşçü milletvekilleri de bir dahaki seçimlerde aday göstermeyerek bunun bedelini ödetmiştir. Şimdi kiminiz diyecek ki, evet doğru söylüyorsun, Erdoğan tam olarak bu. Kiminiz de Erdoğan şimdi öyle değil diyecek. Bugün ne olursa olsun o dönem Erdoğan öyleydi. Buzdağının görünen kısmına bakıldığında görünen bu. Erbakan Hoca Erdoğan'la niçin danışıklı dövüş yapacaktı? Bunları yapması için mi? Ve danışıklı dövüş söylemi ilk dönem AK Parti icraatlarından rahatsız olan tabanı bir arada tutmaktan öte geçemiyordu. Bakıldığında görünen tablo bu. Konuyu detaylı açmak üzere şimdilik parantezi kapatıyorum. Muhiddin Arabi'nin öngörüsüne devam edelim. İslam uzun yıllar hakimiyetini koruyacak
en nihayetinde bu hakimiyet son bulacak ve kısa bir fetret devrinden sonra dini Necm'den, kurtarıcı Konya'dan çıkacak. Onun nişanı 28 defa ihrama girmiş olmasıdır. Onun ömrü. İşaretler Konya'dan siyasi hayatına başlayan ve 28 kez ihrama giren Necmüddin yani dinin yıldızı Erbakan Hoca'ya işaret etmektedir. Kalp gözü açık Allah dostları da bu hali anlar. Mesela rahip Bahura, peygamberimize bu görev verilmezden önce ondaki hali anlamış ve son peygamber olacağını hissetmiştir. Artık yeni peygamber gelmeyecek olsa da bu durum İslam alemini kurtaracak liderlerin gelmemesi olarak düşünülmemelidir. İşte hal böyleyken Erbakan Hoca'daki hali 2. Abdülhamid'in 1960'ta 120 yaşında vefat eden hocası Ali Haydar Efendi de hissetmiştir. Mehmet Zahid Kotku Hazretleri sık sık Ali Haydar Efendi'yi ziyaret etmektedir. Bir gün ziyaretine giderken üniversite talebesi olan Erbakan'ı da yanına alıp götürmüştür. Kapıdan içeri grup halinde girince Ali Haydar Efendi o yaşlı haliyle yatağından doğrulur, kalabalığın içinden Erbakan'ı çağırarak "Gel bakayım evladım" deyip başını okşayıp sırtını sıvazlar ve "Çok büyük adam olacaksın, çok sıkıntılar çekeceksin, çok çileler çekeceksin. Yılma, mücadelene devam et, sonunda başaracaksın" der. Hoca bu yolda durmadan çalışıyor ve sembollere değer veren Batı ve Siyonistlere anladıkları dilden cevap veriyordu. Milli Nizam Partisi'ni kurduğunda Erbakan Hoca, "Milletimiz için en önemli liderlerden birisi, Malazgirt'te Müslümanlara Anadolu'nun kapısını açan Sultan Alparslan'dır. Madem bu partiyi kurduk, ilk üyesi de Malazgirt'ten bir mümin kardeşimiz olacak" demiş ve Anadolu'ya İslam'ı hakim kılan Malazgirt zaferinden 1000 yıl sonra aynı yerde emekli bir imamı ilk üye olarak kaydetmiştir. Tam da İslam'ı ortadan kaldırma planlarının devrede olduğu dönemde "Biz buradayız ve varız" diyordu. İslam hakimiyeti bu topraklarda yeniden doğuyor mesajını veriyordu. İsviçre'nin Basel şehrinde Osmanlı'nın yıkılma ve İslam'ın ortadan kaldırılma kararının alındığı Theodor Herzl salonundaysa tam bir asır sonra 1994 yılında Erbakan Hoca Siyonistlere meydan okuyarak şöyle haykırmaktadır ki bu çok büyük bir mana ifade etmektedir. "Kudret ve kuvvet sahibi Cenab-ı Allah'tır ve burada alınan kararlar yürümedi. Şu salonda 100 sene evvel alınan karardan sonra" duvardaki bayrağı göstererek "100 sene sonra bu salonun alnına kelime-i tevhid bayrağını çekmiş olduk." Siyonistler mesajı gayet net aldıkları için İktidara gelen Erbakan Hoca'yı ancak yarım dönem iktidarda tuttular ve 28 Şubat darbesiyle devrildikten sonra Ariel Sharon şunları söylüyordu. "Erbakan yarım dönem iktidarda kaldı. Biz planlarımızı 10 yıl erteledik. Eğer bir dönem iktidarda kalsaydı, biz planlarımızı tamamen unutmak zorunda kalacaktık. Hoca devrilmişti. Partisi tek haneli rakamlara düşmüştü. Peki İslam alemini kim kurtaracaktı?" Erbakan Hoca'nın son zamanlarında talebesi sorar. "Hocam bu iş bitti mi? Başaramadık mı?" Erbakan Hoca, "Hayır evlat, plan tıkır tıkır işliyor. Biz toplumsal dönüşümün sağlanması için 4 bölümden oluşan 10'ar yıllık plan yaptık. Yakında 4. döneme giriyoruz. Bu dönemi de aşınca artık Türkiye'yi durduracak bir güç yok. 4. dönemin sonunda zafer İslam'ındır. Zafer milli görüşündür. Erbakan Hoca'nın burada izlediği yol, Peygamberimizin İslam'ı hakim kılmak için kullandığı 4 merhaleli yöntemle aynıdır. 1. Gizli tebliğ. 2. Açıktan tebliğ. 3. Savaşsa savaş. 4. Barış. Peki neden 40 yıl? Yahudiler savaşmakta korkaklık gösterince Allah onlara yollarını kaybettirdi ve 40 yıl Sina çölünde gezdirdi. Bu da o korkak, küstah ve ötlek neslin ölmesi, yerine çöl atmosferinde üstünlük, onur ve cesaret ruhuyla büyüyen, kafirlerle savaşan ve Allah'ın vereceği zaferi hak eden yeni bir neslin yetişmesi için yeterli bir süreydi. Erbakan Hoca hakkın hakimiyeti, baskı, darbe ve silahla olmaz diyordu. Halk isteyecek, ancak o zaman başarılı olunur. Zaman içinde İslam'ı yaşam tarzı tabana yayılmış ayrıca Batı kölesi, "Biz bir şey yapamayız, bizden adam olmaz" diyen
özgüveni olmayan, yenilmişlik psikolojisiyle yetişen nesillerin yerine yenilgi yüzü tatmamış nesiller gelmeye başlamıştı. Mesela şu an Türkiye tank yapacağım deyince normal karşılansa da Erbakan Hoca 80'li yıllarda mecliste 100 bin motor üreten fabrika kuracağım dediği zaman diğer partiler gülüyordu. Şimdi ise dönemleri inceleyelim. Birinci dönem 1983-1993 gizli tebliğ. İnsanların inancına karışmayan iktidar dönemi, yani Özal dönemi. Özal'ın 163. ve 164. maddeleri kaldırmasıyla insanlar artık güvenle bir araya gelip dini sohbetler yapmaya başladı ve İslami cemaatler rahat çalışma imkanı buldu. Cemaatlerin önünün açılmasıyla toplumda İslami bilincin artmasını sağlandı. İkinci dönem, 1993-2002 açıktan tebliğ. Peygamberimiz açıktan tebliğ yapınca zorluklarla karşılaştı. Egemenler düzenlerinin bozulmasını istemedi. Netice olarak Müslümanlar hicret etmek zorunda kaldı. Mallarına el koyuldu. Ticaretleri engellendi. Bu dönemde Refah Partisi belediyeleri aldı. İktidara geldi. Hakkı savunan sert söylemlerle varlığını gösterdi. Biz de varız dedi. 28 Şubat darbesiyle görevden uzaklaştırıldı. Nuray Canan Bezirgan, copla çocuğunu düşürdü. Medine Bircan, başörtülü diye hastaneye kabul edilmedi ve hayatını kaybetti. Baskılar sonucu öğrenciler okulu bıraktı. Kimisi yurt dışına hicret etti. Dindarların ticaretine ambargo koydu. Yeşil sermaye ismi koyulup baskı altına alınıldı. Çıkarabilenler sermayesini yurt dışına götürdü. Kombasan, Yimpaş. Üçüncü dönem 2002-2013 savaşsa savaş. Peygamberimiz döneminde Uhud, Bedir ve Hendek savaşları yapıldı. Gücü ele alma, masaya vurma dönemi. Bu dönemde ise askeri darbe planları deşifre edilip teşebbüs etmeye kalkanlar ekarte edildi ve sindirildi. Ordu darbeye teşebbüs edemeyecek hale getirildi. Yani rejimi korumak adı altında siyasete dizayn verme durumundan çıkarılıp asli haline, vatan bekçiliğine getirildi. Askeriye aslına döndükten sonra devleti kanser gibi saran paralel yapıya operasyon başladı. Devletin karşısına kim çıkarsa ezildi. Dünya aranasında Batı ve Siyonistlerden bağımsız politikalar geliştirildi. Türkiye'ye karşı yapılan hamlelere hamlelerle karşılık verildi. Milli duruş sergilendi. Dördüncü dönem 2013-2023 barış. Peygamberimiz döneminde Mekke Anlaşması yapıldı. Terörün kaynağını oluşturan sebeplerden faili meçhuller ve OHAL ortadan kaldırıldı. Verilmeyen hakları verilerek barış süreci yürütülmeye çalışıldı. Türkiye bu sorununu çözdüğü vakit artık oyalanacağı ve enerjisini harcayacağı bir konu olmayacağı için önünün kesilemeyeceğini bildiklerinden dolayı PKK'ya süreci bitirttiler. Şimdiki süreçse son 30 yılın en etkin terörle mücadelesiyle ya silah bırakacaklar ya da yok olacaklar. Ve barış mutlaka gelecek. Buzdağının görünmeyen yüzü. Muhittin Arabi. İslam uzun yıllar hakimiyetini koruyacak. En nihayetinde bu hakimiyet son bulacak ve kısa bir fetret devrinden sonra dini Necmeden kurtarıcı Konya'dan çıkacak. Onun nişanı 28 defa ihrama girmiş olmasıdır. Onun ömrü İslam'ı hakim kılmaya yetmeyecek. Diktatörler devrilirken vefat edecek. O vefat ettikten sonra kısa bir fetret devresinden sonra onun talebelerinden biri çıkacak ve İslam'ı hakim kılacak. Erbakan Hoca davasının zaferini göremeden diktatörler Saddam, Kaddafi, Hüsnü Mübarek devrildiği dönemde vefat etti. 80'li yıllarda Hoca şöyle diyordu. Siyonizm nasıl dünya hakimiyetini ele geçirdiyse biz de aynı plan ve taktiklerle ele geçireceğiz. Erbakan Hoca siyasi yasaklı olduğu dönemde Edremit'te bize İbrahim Suresinin 46. ayetini tefsir etmişti. Gerçekten onlar İslam'a karşı hile ve tuzaklarını kurdular. Allah katında da onlara hilelerine karşı azap var. İsterse onların hileleri dağları yerinden oynatacak olsun. Yahudilerin hileleri dağlar kadar olsa da Allah'ın izniyle onların bu hileleri boşa çıkacak dedi. Yukarıda
Buzdağı bölümünde anlattığım zaaflar, çekişmeler hep yemdi. Oyunun parçasıydı ve onlar bunların üstüne oynarken Erbakan Hoca onların oyunlarının içine oyun koydu. Her şey danışıklı dövüştü ve bu sadece Erdoğan ile sınırlı değildi. Özal da bunun bir parçasıydı. Özal 77'de Milli Selamet Partisi'nden milletvekili adayı oldu, seçilemedi. O da görünürde partiyi böldü ve partide kafası çalışan ne kadar insan varsa götürdü. Bunun karşılığını önünün açılmasıyla aldı. Türkiye'ye o dönem için atılım yaptırdı. Yaptığı en önemli icraatsa 163. ve 164. maddeyi kaldırarak insanlara rahat yaşama ortamı oluşturmasıydı ve bu toplumsal dönüşümün ilk hamlesiydi. Erbakan Hoca ise ona da etkin muhalefet yaptı. Kimse onun da oyunun bir parçası olduğunun farkına varmadı. İnsanlar danışıklı dövüşe tam manasıyla inanamadılar. Biz içindeyken bu numarayı yediysek dışarıdakiler hayli hayli yemiştir. Talebesi Erdoğan, Hazreti Musa'nın, Hazreti Yusuf'un saraya girmesi gibi girdi. Yalnız başına, statökocuların, egemenlerin, Türkiye'ye yön verenlerin yanına. Onlar gibi oldu, onlardanmış gibi göründü. Milli görüş gömleğimi çıkardım dedi. Onlar da kendi elleriyle onu daha da büyüttüler. Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'na bir müddet Amerika'nın dediklerini yaparız, onlardanmış gibi görünürüz, sonra millete hizmet ederiz. Mani olurlarsa dirsek vurur gideriz demiş ama Yazıcıoğlu kabul etmemişti. Erdoğan'ın ayrılmasından sonra Erbakan Hoca da adeta kimseye söz hakkı vermemecesine Erdoğan'ı eleştirerek adeta koruması altına aldı. Erbakan Hoca 2007'deki mitingde o gün için anlam veremediğimiz Fatih'in torunları Çağlayan'da Bizans'ın çocukları Kazlı Çeşme'de sözünü söyledi. Tam da ilk dönem. AK Parti icraatlarından rahatsız olan AK Parti tabanın tekrar saadete geri dönüşlerinin başladığı sırada. İşte o zaman çok tepki aldı hoca. AK Parti'den rahatsız olsalar dahi hocaya inat gidip tekrar AK Parti'ye oy verdiler. Daha sonra Numan Kurtulmuş "Fark Var" sloganıyla yola çıktı. Saadet'in etkin muhalefet ile oy alacağı ilk yer olan AK Parti'den oy kopararak partiyi %5 seviyelerine getirdi. Saadet'in bir sonraki seçim tahmini ise %8 ila 10 bandındayken, dışarıdan bakıldığında koltuk kavgası gibi görünen bir operasyonla Kurtulmuş devrildi ve hoca partimize kavuştuk elhamdülillah dedi. Tam da yeni bir çıkış yakalamışken ve Saadet Partisi'nde tekrar %1 ve 2'lere geri geldi. Yükseliş durdu ve AK Parti güvenle yoluna devam etti. Ama hesap başkaydı. Hoca, AK Parti tek başına iktidarda devam etsin diye gelecek oyları bloke ediyordu. Yapılana söylenene değil, neticeye bakmak lazım ve yapılan tüm hamleler AK Parti'ye yarıyor. Mesela Erdoğan bugün Suriye ve Irak'a Türkiye üstünden karadan sıcak cephe açılmasına hep karşı çıktı. Ama iktidarının ilk yıllarında ABD'nin Irak operasyonu için sınırlarımızı açan fezlekeyi geçirmeye çalıştı. O da istemiyordu. Ama istiyormuş gibi görünmesi gerekiyordu ki kendisine yol verenlerin güvenini kaybetmesin. İşte burada hoca tekrar devreye girip milli görüşten gelen milletvekillerine bastırarak fezlekeyi geçittirmiyor. Erdoğan kızıyor, milletvekillerini bir daha aday yapmıyor. Sonuç olarak hem onların dediği olmuyor hem de Erdoğan güven kaybı yaşamıyor ve oyun devam ediyor. Hoca 96 seçim zaferinden sonra şöyle diyordu. Milli görüşün gerçek oyu %1'dir. Şimdi gelen %20'lik oysa bu %1'in rüzgarına kapılıp gelenlerdir. Milli görüş tekrar %1 olduğu zaman zafer gelecektir diyerek bu günleri işaret ediyordu. Artık zafer yakın. Çünkü çok kötü oyuna geldiler. Bunu hiç beklemiyorlardı. Erdoğan one minute dediğinde oyuna uyandılar ama geç oldu. Şu an Erdoğan ve AK Parti hedefte. Tüm güçleriyle devirmeye çalışıyorlar. Erdoğan birçok suikast atlattı. AK Parti ile mücadele içinse tüm zıt kutuplar bir araya getirilerek ortak cephe oluşturuldu. CHP, HDP bir arada. Hiçbirisi birbirine tek kelime dahi eleştiride bulunmuyor. Aksaray da bu yüzden hedefte. Çünkü orası da bir sembol. Milletine yüzlerce okul, üniversite, hastane, sağlık tesisi,
fabrika, baraj, onlarca havaalanı, liman, yarım milyon konut, on binlerce kilometre bölünmüş yol, raylı sistem, denizin altından Marmara'yı, milli silahları, dünyanın en büyük havaalanı ve köprüsünü, tüm bunları yapan güçlü Türkiye'yi, yeni Türkiye'yi temsil eden bir sembol. Nasıl ki 1923 yılında Çırağan Sarayı'ndan yönetilen Osmanlı sona ermiş ve Çankaya'dan yönetilen Cumhuriyet kurulmuştur, 2023 vizyonuna uygun olarak Atatürk Orman Çiftliği'ne, tam da onların arazisine, onların kalbine kurulan Aksaray'da Çankaya dönemini kapandığı yeni bir dönemin açılmasının sembolüdür. Ama onlar ne kadar uğraşsa da göklerden gelen bir karar vardır. Erbakan Hoca'nın dediği gibi, gecenizi gündüzünüze katıp bu dava için çalışsanız da, yan gelip yatsanız da, o vakit geldiği zaman Allah nurunu tamamlayacaktır. Bütün mesele, sen bu imtihanın neresindesin? Yakın olan fethi müjdele. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fethan mübina. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. İnna fetahna leka fethan mübina. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. İnna fetahna leka fethan mübina. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Zafer yakındır. Zafer İslam'ındır. Eğer Allah size yardım ederse, size galip gelecek yoktur. Ali İmran 160.